Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! Mustafa'm. Ah. Ah, aslan kardeşim benim, dur sana bakayım şöyle. Maşallah, maşallah. İyi olmuşsun. Saatli görünüyorsun. Sen de. Ama ben çok korktum. Korkma aslanım. Geçti. Gelir bağım. Güzel kardeşim. Çok şükür sıhhatinize kavuştunuz hünkârım. Sonunda dualarımız kabul oldu. Annem hep yat dinlen diyor. İyiyim diyorum, dinlemiyor. Sen söyle abi, ben artık az bahçeye çıkmak istiyorum. Validen haklı Mustafa. Üşütürsün, hasta olursun diye korkuyor. İyileşmenize çok sevindik hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Amin. Abi biliyor musun, ben tahta çıkacaktım. Senin tahtın gibi. Böyle kocaman kaftan yapıyorlardı bana ama sonra hasta oldum. Zira ne vakit dara düşsem sizi buluyorum yanımda Hüdayi Hazretleri. Hızır gibi yetişiyorsunuz imdadımıza. Her şerde bir hayır vardır derler hünkârım. Böylece hanedanı Ali Osman'ın ne kadar kıymetli olduğunu cümle alem anladı. Siz de dostlarınızı, düşmanlarınızı görmüş oldunuz. Gördüm efendi hazretleri. Rahmetli atam ne güzel söylemiş. Saltanat dediğin ancak bir cihan kavgasıdır. İsyana katılan ahaliyi askeri bağışlayıp zararını, ziyanını karşıladınız. Fakirleri doyurup borçlarını ödediniz. Böylece herkes anladı ki nizam-ı alem kanla değil. Asıl adaletle kurulur. Merhametle, vicdanla. Selametle gidin Hüdayi Hazretleri. Sarayımızı şereflendirdiniz. Ruhumuza ferahlık verdiniz. Münasip bir vakitte sizi dergahınızda ziyaret etmek isterim. Bizi bahtiyar edersiniz sultan. Hacı Ağa. Hünkârım. Safiye Sultan'ı çağırın gelsin. Emredersiniz hünkârım. Ahmet, aslan torunumuz. Çok şükür seni saatli görmek nasip oldu. Sizin de maşallahınız var. Kederinizi atlatmışsınız belli ki. Hasta olduğum vakit ne kadar üzüldüğünüzü, kendinizi harap ettiğinizi biliyorum. Ne işittim bilmiyorum, lakin hakkınızda söylenen yalanları tahmin edebiliyoruz. Biz ne yaptıysak devleti âlinin... Devlet dediğin benim sultanım. Ve ben nefes aldığım sürece hiç kimse, sultanlarımız dahil hiç kimse benim yerime padişah namzedi seçemez. İrademi hiçe sayamaz. Bir hadiseyi bir kişiye sorsan herkes başka anlatır. Bizden de dinlenir. Sizi haddinden fazla dinledim. Kâfi, eski saraya gönderiyorum sizi. Bir daha zinhar bu saraya adım atamayacaksınız. Anlamadan, dinlemeden nasıl ceza verirsin? Dua edin. Büyük validemsiniz. Yoksa hiç düşünmem canınızı alırdım.
hadiselerden mütevellit unutmuş olabilirsin. Lakin bize bir sözünüz vardı. Sözden de öte. Elimizde senin mühürünü taşıyan bir senet var. Culus bahşişini biz ödemiştik. Bunun karşılığında sarayda kalmamıza izin vermiştin. Altınlar nasıl? Azlettiğim paşaların servetine el koydum. Sizin pek sevgili paşalarınız devleti aliyeden çaldıkları ve halktan aldıkları rüşvetle öyle bir servet yapmışlar ki hazinem tekrar doldu. Şimdi dairenize dönün ve eşyalarınızı toplayın. Çekilebilirsin. Uğurlar olsun sultanım. Bir ihtiyacınız olursa söyleyin. Malum, gözyaşı sarayında her şey eksiktir. Her şeyi yarım. Hala anlayamadın değil mi ben Lazik? Bizim adımız Safiye Sultan. Hiç kimse bizi gözyaşı sarayına gönderemez. Siz bir bataklığın içindesiniz. Boğazınıza kadar çamura battınız. Çırpındıkça daha çok batacaksınız. Şu küçük aklından çıkmasın diye söylüyoruz. Gözyaşı sarayına biz değil, sen gideceksin. Sultanım. Validem. Evladımla yalnız konuşmak istiyorum. Derviş Paşa'dan gizlim saklım yok. Validem. Söyleyin. Safiye Sultan. Türlü bahaneyle gitmek istemeyebilir. Dik durmak lazım. Ne yaparsa yapsın, gitmesi şart. Merak etmeyin validem. Kararım katidir.
bize. Hadi gel benimle. Nereye geldik? Şişt, sakın açma gözlerini. Ahmet. Sakın açma. Şimdi açabilirsin. Gördüğün her şey senin. Lale, hanedanımızın alametidir. Yalnızca hanedan mensubu olanlar takabilir. Ve bir de sen. Hünkârım, Anadolu yangın yerine dönmüş. Ordunun başında sizin olmanız askere cesaret. Düşmana ise korku verir. Elbette o günlerde gelecek Nasuh Paşa. Lakin bu padişahımızın katılacağı ilk sefer. Büyük hazırlık ister. Süratle bitmesi için ne lazımsa yaparız Derviş Paşa. Hazırlıklar için talimat verdim zaten. Lakin vaktimiz yok Nasuh. Askerin başına evvela sen geçeceksin. Celali eşkıyasının üzerine sen yürüyeceksin. Emru ferman yüce padişahımızındır. Lakin başımızda siz yüce hünkârımızın ol... Kalbin abi. Nasıl girerler buraya? Ya bir gün sana da zarar verirlerse? Gel. Hünkârım, şüpheli bir kalfa tespit ettik. Ağlar birazdan huzurunuza getirecek. Benim has odam sana emanet değil mi derviş? Benim canım sana emanet değil mi? Bugün bunu yapan yarın soframa zehir sokmaz mı derviş? Bağışlayın hünkârım. Kabahat kulun işi. Efendimize düşen... Afu ihsandır. Derhal tedbir alınacak. Safiye Sultan işi bu. Aklınca gözdağı veriyor. Hem seni hem gözlerini tehdit ediyor. Yarın gidiyor valide. Yarın gidiyor. Gel! Hünkârım, kalfayı hiçbir yerde bulamadık. Anlaşılan
Hadiseden hemen sonra saraydan ayrılmış. Bu sabah hizmetimde kim varsa saraydan kovun. Kovun ki bir daha kimse buna cüret edemesin. Çekilebilirsiniz. Nedir bu halin? Resmine mi üzülüyorsun yoksa hala? Artık maziye üzülmüyorum. Benim yerim burası, senin yanın. Üzüldüğüm istikbalimiz. Ne demek bu? O gece büyücü kadın şifanın bir bedeli olduğunu söyledi. Ne bedeli? Ömrün boyunca kor ateşlerde yürüyeceksin. Sevdiğin ve seveceğin herkesin yasını tutacaksın dedi. Pişman değilim. Yine olsa yine aynı kararı veririm. Lakin korktum işte. Senin için korktum. Benim için korkma. O meczup bana kardeşim Mustafa'nın taht için geri döneceğini de söylemişti. Kimse istikbalde ne olacağını bilemez. Bütün gözler üzerimde. Herkes bana verdiğin hediyeleri konuşuyor hem de. Değil Harem, cümle alem konuşacak seni. Kösem diyecekler. İşte bu at. Bir yan bakışıyla meftun etmiş. Kuluk kölesi etmiş hünkârımızı diyecekler. Esas aşkınla yanan benim Ahmet. Kul köle olan benim. Öyle bir yandım ki bir ömür yetmez küllerimi savurmaya. Ben sana nice şehzadeler, nice sultanlar vereceğim. Biliyorum. İlk şehzademi sen doğuracaksın. Ben adını Osman koyacağım. Osman. Devlet aleyhine. Hanedan Ali Osman'ın kurucusu. Hünkârım. Eski sarayda en az burada olduğunuz kadar rahat edeceksiniz. Ayrıca bir arzunuz, eksiğiniz olursa... Sultanım, afiyettesiniz inşallah. Hamdolsun iyiyim. Son zamanlarda... olan olaylardan sonra biraz yorgun. Üzgünüz. Öyle olsun istemezdik. Validem! Validem! Çağırın. Hekim çağırın çabuk! Validem! Çok üzgündü son günlerde. Bunu hak edecek ne yaptım diye kendini yedi bitirdi. Hekim kadın, vaziyeti nedir?
Keder hünkârım. Keder sultanımızın içine bir kurt gibi kemirmiş, onu dermansız bırakmış. Sultanım. Daha iyi misiniz? Gitmemiz lazım. Aman sultanım, ne gitmesi, sizin istirahat etmeniz lazım. Dünyanın bir ucuna gitmeyeceğiz hekim kadın. Eski sarayda kafi miktarda istirahat edeceğiz zaten. Validem sultanım. Durun. Zinhar kalkmayın. Hünkârım. Aslanım. Verdiğin karar. Validem. Yeniçeri Ocağı'na gitmem gerek. Sefere gidecek bölükleri teftiş edeceğim. Daha sonra. Vaziyet nedir sultanım? Hünkârımız Safiye Sultan'ın iyileşene kadar burada kalmasını münasip gördü.